karışma Aslı. Karışma. Bir dakika konuşabilir miyiz? Sonra Aslı. Ateş. Sonra. İyi akşamlar. İyi akşamlar yavrum. Sana ne Aslı ya? Sana ne? Kızım doğru gördün mü? Bak iyice bir düşün bakayım. Şimdi gideceğim ters bir şey yapacağım. Niye söylesin şöyle böyle bir şey Ateş'e? Abi gözünü seveyim sakin ol ne olur. Ateş şimdi her şeyi birbirine katacak onu ne yapacağız? Ya neyi birbirine katacak bin yıl önceki olay? Kendini aptal yerine konmuş hissedecek. Düşünsene abi herkesin bildiği şeyi bir o bilmiyor. Sen konuşsan onunla. Ne konuşacağım ben? Delikanlı çocuk ne diyeceğim? Bilmiyorum. Huzursuzluk çıkmasın. Kelebek nerede? Yattı uyuyor. Hadi. Hadi kalk bakalım. Sen de yat uyu. Bir şey olmaz. Hadi. Sen ne yapacaksın? Ben de bir şöyle bir bakayım konuşayım bir. Ya abi. Bu gözde var ya. Ne? Gözde ne? Kızım ne gözdesi akşam akşam? Bu kadın nereden çıktı? Aslı. Bak burnumdan soluyorum zaten. Ne söyleyeceksen söyle. Hadi canım. Yok abi. Senin mi tanıdığındı işte buralardan? Ne tanıyacağım ben buralardan? İşte bunlarla beraber girdi hayatıma. Hayatımın içi. Duymadım kalktığını. Ya gitmem lazım. Evren kal. Ateş beni görmeye otele gidiyor. Onun için gitmem lazım. Ya öyle demiyorum. Artık yanımda kal. Sen hatırladın mı bana olan aşkını? Hiç unutmadım ki. Sadece benim için neler yapabileceğini görmeyi özlemişim. Hem artık Yıldız diye bir problemimiz de kalmadığına göre... hayatımızı istediğimiz gibi kurabiliriz. Gözdeciğim, biz bir servetin üzerinde oturuyoruz. Bir baldırı çıplağı bırakmam oteli. Önce orayı satalım. Ondan sonra hayatımızı kurarız. Tamam mı canım? Bu insanlarla mücadele ederken seni kaybetmekten korkuyorum. Ya sen benim daha önce kaybettiğimi gördün mü hiç? Daha oyun bitmedi. Yeter ki sen sevgilinin yanında ol. Tamam. Tamam mı? Seni seviyorum. Seni öldürecek kadar çok seviyorum. Canım. Aa.
yaptın ya? Öyle işte. Saçma sapan bir gençlik hikayesi. Ama işte Ateş etkilendi çocuk. Ateş bunu mu konuştu acaba dün akşam babasıyla? Aa, sen nereden biliyorsun? Neyi? Ateş'in babasıyla konuştuğunu. Dün buradan böyle sinirli sinirli gidiyordu. Ben de dur dedim, ne oldu? Babama gidiyorum dedi de oradan. Ay ben nasıl anlamadım bunu bugüne kadar ya? Gözde yapma Allah aşkına. Niye anlayacaksın ya? Ay ama var ya. Aslında. Ne? Aman yok yok. Başladın bir lafı bari bitir. Ne aslında? Kızma ama. Ay Yıldız. Siz var ya aslında çok güzel olurmuşsunuz ha. Gözde saçmalama Allah aşkına ya. Tövbe estağfurullah. Ama tamam kızma dedim. Tamam da hala evli barklı bir kadınım yani neticede. Tamam tamam. Neyse o değil de çok derdim var biliyorum. Fakat benim yani bizim bir problemimiz daha var. Ne oldu? Biz Güneş'le ayrıldık. Aa, ne kadar çabuk. Sorma. Garip çıktı adam. Nasıl ya? Bir şey mi yaptı? Bir şey yapmadı da. Ya olmazmış işte öyle diyeyim yani. De asıl mesele bu değil. Adam yaptığımız bütün rezervasyonları bu sabah geri çekmiş. Ne? Ay ne kadar çiğ bir adammış o ya. Ya sorma öyleymiş. Hay Allah ya ne yapacağız peki? Hoş geldin yavrum. Ateş üst baş lazım dedi de onları almaya geldim. Nerede o? Kumsalda. Nasıl gidiyor kafe işleriniz Aslı? İyi. Ne lazımsa ben vereyim. Gerek yok, yerini bana tarif etti de girip alabilir miyim? Tabii kızım, geç. Aslında ben dün geceden beri sana bunu söylemeyi bekliyorum. Yıldız bence Evren Bey geri dönmeli. Nereye? Otele. Yani Evren Bey işlerin başındayken hem kendi bağlantıları da var, birilerini getiriyordum. Ama Faryalı yakalırsak yani birkaç gün sonra darlık. Mümkün değil Gözde. Hele bu dönemde onunla aynı havayı teneffüs bile etmeye tahammülüm yok yani. Ama Yıldızcığım bence biraz fevri davranıyorsun. Hayır, ne yapamayacağım biliyorum sadece. O zaman sen gelme bir süre otele. Hem bak, yani Ateş de alevlendi diyorsun. Faryalı'yla yan yana gözükmeniz böyle çok hoş olmaz sanki. Hem gerekirse Evren Bey'le ben muhatap olurum yani. Buldun mu kızım? Kızım siz orada ne yiyorsunuz, ne içiyorsunuzdur? Açsınızdır ya. Bir karpuz vereyim yanınıza. Barbunya var. Hiç gerek yok sağ olun. Olur mu öyle? Akşama kadar kuru kuru içiniz kurumuştur. Sen otur, ben bir şeyler getiriyorum hemen. Ya ben seni önceden tanıyorum galiba ama nereden? Senin annenle baban kimdi? Benim babam adı... Ay Yıldız teyze şey söyleyecektim. Şort, biraz şort alayım. Su mu aradın yavrum? Evet. Bak şurada.
Ay o kadar seviniyorum ki Ateş'in senin gibi bir arkadaşı olduğuna. Arkadaşlık bak çok önemli. Bak Gözde geliyor. İki laf ediyoruz böyle. Derdim tasam azalıyor. Siz de birbirinizi hiç bırakmayın olur mu? Hep destek olun birbirinize. Ay kızım benim. Biraz da barbunya koyuyorum. Evren amcam. Kız ne kadar büyümüşsün sen. Oh. Ya senin burada olman yasak değil mi? Kaçtım ben. Ha tabii kaçtın canım. Pardon. Ne haber? İyi misin? İyiyim. Ya çiçekler hep soydu ama. Çok sağ ol Evren amca. Canım. Bir şeye ihtiyacın var mı? Rahatın keyfin yerinde mi bakalım? Yok Yıldız teyze her şeyi halletti. Bir de bir arkadaşınız varmış. Böyle garip isimli neydi? Paryalı. Herkes onu tanıyor. 5 dakikada kanka olduk hasta bakıcılarla. Canım ne güzel. Ama bir şeye ihtiyacın olduğunda beni ar olur mu? Başka kimi arayacağım ki? Benim için yaptıklarınıza nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum. Ha tabii. Bir düşünelim bakalım nasıl teşekkür edebilirsin. İyileşerek olabilir mesela. Ha? Bakalım. İlk yarı berabere bitti. İkinci yarı çakarım ben bir tane. Canım, kızım, mancuk. Eyvah yakalandık. Sen niye yatağında yoksun bakayım? Hava çok güzel. Bak şimdi. Madem Yıldız teyzen geldi, ben artık gideyim. Çok teşekkür ederim. Canım. Kendine iyi bak. Bir şey lazım olursa. Yıldız. Gel sana. Çocuklar nasıl? Yapma Evren Allah aşkına. İkimiz de biliyoruz ki sen çocukları benden daha fazla görüyorsun. Ama sen de iyi olmadıklarını bilecek kadar görüyorsun herhalde. İyi olacaklar sonunda. Her gün kavga olan evde yaşamaktan iyidir. Ya ne kavgasından bahsediyorsun? Biz kavga mı ediyoruz Allah aşkına? Sen kavga görmemişsin. Kavga da değil. Yalan. 40 kere konuştuk artık bunları. Yıldız yuvamız dağılıyor. Sen şimdi 41. kez konuşmaktan mı üşeniyorsun? Faydası olacağını bilsen. Bıraktın yani sen mücadeleyi, öyle mi? Yahu biz ne badireler atlattık Allah aşkına, yazık değil mi? Evren yeter artık çocukları bana koz olarak kullandın. Sen ne kozundan bahsediyorsun? Biz savaş mı yapıyoruz? Ateş bile durumu anladı, kurtarmaya çalışıyor çocuk. Bak biz 4 kişilik aileyiz. Ve bunun bozulmasını isteyen bir tek sen varsın. Bir daha aynı şeyi yapmana izin vermeyeceğim. Yine konuşacağız. Ateş? Sen unuttun beni ya vallahi. Niye ki? Hiç gelmiyorsun. Uykun kaçmıyor mu? Artık direkt yatmamaya başladım. Geziniyorum. Gel bir çay ikram edeyim sana. Gelmeyeyim. Kumsala gidiyorum. Ateş seninle konuşmak istediğim bir şey var. Ben seni anlıyorum. Efendim? Duyduklarının seni ne kadar üzdüğünü,
canını ne kadar sıktığını anlayabiliyorum. Sana kadar geldi mi o ya? Annem benim en yakın arkadaşım Ateş. Oh. Ne ara oldunuz? Hayat bazen iki insanı hiç ummadığı bir biçimde bir araya getiriyor işte. Aforizmalar. Bayılıyorum onlara. Bu konuda sana anlatmak istediğim şeyler var. Bir korkunç bilgiyi daha kaldıramam. Ona göre. Ben otelin ortağıyım. Ve eğer böyle bir durumdan dolayı otel satılmak istenirse benim de bir oyun olacak. Sen eğer Faryal ve anneni ikna edebilirsen ben de satışı kabul edeceğim. Niye? Niye böyle bir şey yapıyorsun? Benim kimsem yok Ateş. Ailenin ne demek olduğunu benim gibi birinden başka hiç kimse bilemez. Sen aileni korumaya çalışıyorsun. Ben de sana yardım etmek istiyorum. Bu. Sağ ol. Ama işin hiç kolay değil. Yani annen neyse de Faryal'ı zor. O ilk çay içmeye gelen çocuk yok artık karşında. Görüyorum. Ha Ateş, bu sana verdiğim destek sözünden annene bahsetmezsen sevinirim. Onunla dostluğumuzun bozulmasını hiç istemiyorum. Ergüvenler bu çabalarını hiç unutmayacaklar. Evren vallahi camı açıp ağzım çıktığı kadar bağıracağım ya. Ay sırtımdan ter boşaldı zaten. Ya ateş içinde su içinde en doğrusu bu. Ben çocuklarım için en doğrusunu yapmaya çalışıyorum. Teşekkür ederim. Ama öyle kuru kuruya teşekkür olmaz tatlım. Öyle bir tatlım. Ne istiyorsun bakalım? Benden de yapacaksın bir tane. Özlemedin mi bebek sevmeyi? Sen ne yapıyorsun oğlum evsiz gibi? Oğlum böyle adam mı uyandırılır? He? Hayvan mısın sen? Tamam oğlum şaka. La başlatma şakana. Tamam arkadaş bir şey yok. Sakin. Lan ne arkadaş oğlum? Ben seninle mesafeyi koruyamayacak mıyım lan? Ne yılışık bir adam oldun sen lan böyle? Şşş. Ateş. Ağır ol. Adamız sabah sabah. Olmuyorum lan sabah sabah. Deli herhalde.
Günaydın. Pek aydın değil galiba. Ne oldunuz? Hatarlı uyandı paşam. Burada yatmış, kafasına yel değmiş. Nesi var bunun? Sorma ya. Akşam bir sürü şey oldu. Ne oldu? Su öğrenmesin diyordu yani. Öğrendi işte. Nasıl? Abinin annesini mi? Yapma ya. Fırtına bu fırtına. Şimdi anlaşıldı sinirinin sebebi. Abim de neden bana sabahtan iş kilitledi? Ne işi? Yıldız'dan kaçmış. İş bana bak. Bu gidip abim abuk subuk konuşmasın. Abim zaten bunu öldürür. Velev ki öldürmedi, bunu ben öldürürüm. Sen niye açığa atarlanıyorsun? Ortada fol yok, gümrüte yok. Abimin bu konuda çektiğini bir tek ben bilirim. Hıyar hıyar konuşup adamın asabını bozmasın. Tamam, sakin ol kelebek. Başka ne oldu? Ne oldu? Dedin ya akşam bir sürü olay oldu. Ne oldu? Aslı! Şey diyeceğim ya. Leş gibi olmuşum. Benim giyecek hiçbir şeyim de kalmamış. Sen eve gidip bana bir şeyler getirir misin? Oldu canım. Küstünüz mü annenle? Hiç kimseye göresim yok. Ne annemi, ne suyu. İyi, getiririm. Kralsın, biliyorsun değil mi? O hepsi benim divanın orada. Oradan al getir, tamam mı? Tamam. Asıl sağ ol. Bana bak.